Şimdi Fenerbahçe'den bazı oyuncular aldın. Yani Türkiye'den Süper Lig'den gelen oyuncular var. Bunlarla ilgili hep şey söyleniyor. Bu doğru mu? Yani Fenerbahçe'ye destek olmak için bir bonservis bedelleri ödedin. Özellikle Fenerbahçe'den alıyorsun falan. Ya hayatında böyle saçma sapan şeyler görmedim ya. Ya gerçekten. Hani ben Fenerbahçe'ye zaten destek oluyorum abi. Zaten istedikleri zaman ben buradayım. Ben hani başkanımız benden ne rica etse hayatım boyunca hepsini yaptım. En son ne rica etti? Kampanya yaptık mesela biliyorsunuz. Ha, kanalda pardon. kampanya yapmışım. Bunun ötesi var mı zaten ya? Ben kanalda kampanya yaptım abi. Kanalın 3 gecesini Fenerbahçe'ye ayırdım ben. Ve hani bu kadar bariz bir şekilde takımına destek olan bir Fenerbahçeli olarak ben ne yapacağım? Kalkıp da orada aman onu öyle yapalım bunu böyle bir durum yok. Ben Fenerbahçe'de aldığım futbolcuların zaten değerleri var. Zaten onlar bu değere sahip olduğu için ben onlardan. Ha bu arada Antalya Spor'dan da futbolcu aldım. Galatasaray'dan alıyordum. Son dakika kendisi gelmek istemedi. Trabzonspor'la en az üç kere görüştük sevgili Ertuğrul'la. Onlardan da futbolcu istedim. Olmadı. Yani ben bu arada hani Fener, ha pardon Beşiktaş'tan da istedim. Yani baktığın zaman buradaki konu şu. Denk gelme olayı var ya bir şeylerin denk gelecek. Sen Burak'ı da istedin galiba değil mi? Burak'ı Burak da istedim. Ben yani e, Trabzonspor'dan e, Kovasi istedik. Ertuğrul'la biz anlaştık. Son gün bizim geç kalmamızdan dolayı işlemler yetişemiyor oldu. Ee, yoksa hani sevgili Trabzon yöneticileriyle aramız zaten her zaman çok iyi. Ben yani bütün takımlara karşı zaten hani bu, bu takımı kurarken hani Türkiye'de işbirliği yapmayacağım bir takım zaten yok. Ben Babel'le Babel gelmek istemiyor. Hoca değişti. Normalde Babel'i ben alıyordum. Galatasaray'ın hocası değişti. Yeni hoca Babel'i ben seni oynatacağım dedi. Normalde biz e, sevgili başkanla o zaman konuştuk, teklifimizi yaptık. Onlar sıcak baktılar, onlar e, devam etmek istemiyorlardı. Hani onlara da faydamız olacaktı. Aynı Beşiktaş'ta da aynı şeyler oldu. Yani öyle Fenerbahçe'de onu aldım onu aldım. Benim öyle bir konsantrasyonum yok. Ben zaten Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe'ye destek oluyorum. Hani bununla ilgili de insanlar bana karşı bir antipati besleyecekse buna, buna yapabileceğim bir şey yok zaten. Herkes takım tutuyor. Zaten onu da hiç anlamış değilim. Ya takım tutuyorsunuz, gidiyorsunuz, onu yapıyorsunuz, destek oluyorsunuz, bilmem ne yapıyorsunuz. Başka takımın taraftarı ona destek oluyor, vay Acun Tukak'ı. E sen de kendi takımına destek oluyorsun. Benim imkanım daha fazla, ben daha çok destek oluyor olabilirim. Ben de küçükken maç önlerinde sabahlardım ben ya. Gidip stadın önünde yatmıştım var benim 50 kere falan. Maçların önünde stadla yatardım ben ya. İçeri girelim diye o zaman. E o zaman da destek oluyordum. Yemekten kısıyordum, Fenerbahçe ye bilet alıyordum. Şu anda onu yapanlar yok mu? Benim onlardan bir farkım yok ki. Ayın yani Fenerbahçe'nin taraftarı, Galatasaray'ın taraftarı. Yani burada da o işi nereye taşımak istiyor onu hiç anlamış değilim. Ha. Ne yapmışım? Fenerbahçe'ye destek oluyorum. Acun Tukuk'a. Ya kardeşim düşün benden ya. Yani takımımı tutuyorum, destek oluyorum. Her zaman da destek olacağım. Bundan da korkmadım. Çok ünlü bilirim ben mesela. Fenerbahçe'yi demeye de çekinenler vardı. zamanda. aman e, dengeyi bozmayayım falan. Ben hayatım boyunca hep içim dışım bir oldu. Bu konuda da hiçbir şey saklamadım. Yani sonuna kadar da Fenerbahçeliyim. Yeni direkt, teknik direktörle kısa vadede hedefleri ne diye soruyorlar. Teknik direktör değişikliği önemli bir karar çünkü. Ya yeni teknik direktör güzel bir soru bu. Yani kısa vadeli uzun vadeli bir yola çıktık. Yani ben burada şunu söyledim hatırlamıyorum. Hani Premier Lig'e bu sene çıkacağız. Sene Premier Lig'e çıkacağız. Böyle bir şey dünya yok zaten. Dünyanın en zor ligi. Bizim içinde olduğumuz lig. Bunu ortak karar yani. Benim kararım değil. Şöyle çünkü zor oldu şuradan anlayın. Her maç 3 ihtimalle. Ben maçlardan önce hep şeye bakarım. Bizi favori gösteriyorlar mı göstermiyorlar mı? Bahis ortalamasını alan bir site var. Dünyadaki bahis sitelerinin ortalamasını alıyor bu. Tamam mı? Yani ortalama ne veriyor diyor bütün dünya. Ona bakıyorum takımların gücünü anlamak için. Rakibimiz ne kadar güçlü? Biz de şimdi bu akşam favoriyiz mesela. Şey, bu akşam cumartesi favoriyiz. Aa diyorum rakip demek ki bizden daha aşağıda. Psikolojik olarak bakıyorum. Her maç ama 3 ihtimali gözüküyor. Yani hiç öyle 1.30 vereyim 1.40 falan yok. Bir takıma 2, bir takıma 2.5. Bir takıma 3, bir takıma 2.80. Hep böyle maçlar. Bu ligde ben Premier Lig'e hemen çıkarırım diye bir şey iddiam yok. Ama şöyle bir özelliğim var onu soruyorsan. Allah'a şükür şu ana kadar hayatımda başaramadım hiçbir şey olmadı. Yani Allah bunu nasip etti bana. Onu yani benim profesyonel iş hayatımda başaramadım hiçbir şey olmadı. Belki bir gün başaramadığım bir şey de olacak. Onu da hani demiyorum bunu başaracağım diye Allah'ın emri demiyorum. Bu artık biraz kaderi kaderciyim ben. Ama İhtimal ne diyorsan bizim başarı sağlayacağımız ihtimalimiz ben yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok konsantreyiz. Bütün arkadaşlarımla buradan sevgili Tan'a da sevgiler. Tan Kester takımın evet. CEO'su biliyorsun. Hani o da 24 saat takımla yaşıyor. Hani şimdi bir hoca getirdik. İnanıyoruz. Bu hoca şimdi kısa vadede bir şey diye bir durum yok ama hocanın ilk verdiği rapor çok kaliteli bir takımımız var. Ben şaşkınım dedi. Hani o açıdan çok ümit ümitliyiz. Ha şu anda e baktızan puan sıramızda yukarıda değiliz evet doğru. Ama e, bütün takımlar buluşmuş durumda. İki galibiyet alsan e, bambaşka yere çıkıyorsun. Biziminki öyle yani. O yüzden hani bu sene zaten bence alışma yılımız olur. Seneye de daha iddialı olduğumuz bir sene olur.